Manşete hoş geldiniz. Saraya iki yıllık savaş yetkisi. Evet, ee, bu ay e, dolan her sene bu mevsimde gündeme gelen Türk silahlı kuvvetlerinin sınır ötesi harekat meselesi, Türk silahlı kuvvetlerine sınır ötesi harekat yetkisi. Esasen her sene bu dönemde bir yıl veriliyor yetki ve birer yıllık uzatmalarla da her sene gerekirse yenileniyor. Fakat uygulama şu, uygulama her defasında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçti bu. Çünkü iktidarı oluşturan partiler, iktidarı paylaşan partiler, AKP ve MHP, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sal çoğunluğa sahip. Sal çoğunluk veya basit çoğunluk gerektiğinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AKP artı MHP ittifakı her şeyi geçirebiliyor. Ve bu hep böyle oldu. Fakat dikkat çeken konu bugüne kadar muhalefet partileri de HDP müsteşna buna destek verdi. Yani her defasında savaş tezkeresi ya da yurt dışına asker gönderme yetkisi her defasında büyük oylarla çıktı. Yani 400 civarı 400'e yakın oylarla çıktı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin HDP dışında bütün partilerinin mutabakatıyla çıktı. Fakat yetki bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen ucube tek adam yönetiminde tek adama veriliyor. Yani birazdan bakacağız, saray kullanıyor bu yetkiyi. Yani istediği gibi onun iki dudağı arasında. Bu defa farklı bir şey oldu. Bu defa yetki 2 yıllığına istendi. Ve Türkiye'nin Türkiye özellikle Orta Doğu'daki bu yetki Suriye, Irak ve Lübnan'la alakalı bir yetki. Yani bu ülkelere müdahale edebilir askeriyle. 10 yıldır bölgede savaş var ve 10 yıldır Türkiye'nin Türkiye aldığı bu yetkiyi nasıl kullandı ve işe yaradı mı? Ve yetip giden onca vatan evladı ne uğruna gitti? Bu soruların cevabı yok. Ne elde edildi ve tekrar oradan e, savaş yetkisi alarak ne elde edilmesi Murad ediliyor? Bunun da cevabı yok. Muhalefet tuhaf biçimde her defasında ey Erdoğan, ey Erdoğan e, deyip hesap soruyor güya. Vatan evlatları gittikçe, e, kırmızı tabutlarda cenazeler geldikçe e, mangalda kül bırakılmıyor. Ama dönüp baktığınızda yetkiyi veren muhalefet. Meral Akşener muhalefet partisi liderlerini veya muhalefet, partilerini ya da Millet İttifakı unsurlarını dolaşıyor. O çerçevede Cumhuriyet Halk Partisi'ne gitti ve birlikte biraz önce basın toplantısı düzenlediler. Birkaç saat önce ve ben o basın toplantısını izledim baştan sona. Sorulan en önemli soru bu savaş tezkeresine CHP ve İyi Parti'nin nasıl yaklaşacağıydı? Meral Akşener eleştirilerimiz saklı kalmak kaydıyla Eleştirilerimiz bakidir ama işte efendim evet vereceğiz dedi. Eleştirilerinizin ne olup ne olmadığının artık bir önemi yok evet dedikten sonra. Kemal Kılıçdaroğlu ise durumu değerlendireceklerini söyledi ama bu noktadan sonra Kemal Kılıçdaroğlu veya partisi evet dese de hayır dese de o savaş tezkeresi geçecek. Önemli olan zaten tezkere geçecek. Önemli olan sizin ilkeli duruşunuz. Yani bir iki şey var burada. Birincisi Erdoğan içeride doğru da her şeyi doğru yapıyor da şey her şeyi yanlış yapıyor da dışarıda her şeyi doğru mu yapıyor? Hani Erdoğan'ı iç politikada eleştiriyorsunuz. Dış politikada muazzam bir şekilde sarayın yanında hizalanıyor iktidar. Ve dış politikada bakıyorsunuz nasıl bir başarı var? Savaş politikasında Suriye'ye asker göndermede, Irak'a göndermede, oraları bombalamada neyse nasıl bir artı değer elde edilmiş? Türkiye, Türkiye anlamında Ankara nasıl bir avantaj ele geçirmiş? Yok bu soruların cevabı. Ve siz gelen cenazelerin sorumluluğuna ortak oluyorsunuz. Diyebilirsiniz ki tamam bu savaş tezkeresi geçti ama biz rey vermedik ve bunun karşısında mücadele ettik. Ha, o zaman daha onurlu bir duruşunuz veya yaklaşımınız olabilir. Nereye kadar? Yani iktidarın yaklaşımına bakıyorsunuz. Şimdi bu da Yavuz Ağır Alioğlu denen isim. İYİ Parti'de pozisyonu olan biri. İşte efendim e Osman Kavala'nın tutuklanmasının 4. yıl dönümünde Amerikan elçiliğinin 10 ülkeyle, 10 ülke elçiliğiyle birlikte Kavala'nın serbest bırakılması çağrısında bulunmasına Türkiye bağımsız hukuk devletidir. İç hukukumuza müdahaleyi hoş karşılamayız. Adil yargılama süreçleri iç meselemiz kimse karışamaz falan. Yani Akşener dış politikada Erdoğan'ın yanında hizalanıyor. Sonra da işte grup konuşmasında başka yerde falan filan işte Esat'la görüşmekten başka şeylerden falan bahsediyor. Yani bir tarafta eleştiri ganimet, öbür tarafta da yetki veriyorsun. Ve senin sağ kolun veya işte partideki yöneticin de ülkenin hani sen dışarıda destek veriyorsun. Senin yöneticin de parti üst düzey yöneticin de ülkenin bağımsız hukuk devleti olduğunu iddia ediyor adil yargılama süreçlerinden falan bahsediyor. Yani bu nasıl bir hikaye, bu nasıl bir muhalefet? Yani gerçekten insanın nutku tutuluyor. Bakın şu savaş tezkeresine bakalım. Neymiş? Suriye ve Irak tezkeresi mecliste artı gerçekten okuyorum. İki yıl daha uzatılmasını öngören tezkere meclise sunuldu diyor. Filan. Cumhurbaşkanı imzasıyla. Evet. Burada görüyorsunuz. Bakın ne diyor? Türkiye'nin menfaatlerini etkili şekilde korumak, kollamak, gelişmelerin seyrine göre ileride telafisi güç bir durumla karşılaşmamak için süratli, dinamik bir politika izlenmesine yardımcı olmak üzere. Hudut, şumul, miktar ve zamanı bakın. Şu laflara dikkat hudut, şumul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanı'nca takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerektiği takdirde sınır ötesi harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi. Tamamen Cumhurbaşkanı'nın takdirinde. Meclis yok. Muhalefet yok, muhalefete muhalefetten görüş almak yok. Siz oy vermişsiniz, yetki veriyorsunuz. Al bu yetkiyi istediğin gibi kullan diyorsunuz. Hem de ne kadar? İki yıl. Niye iki yıl? Onu da söyleyeyim. Niye iki yıl? Ekim ayı işte şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecekse ve bu oylanacaksa muhtemelen işte Ekim sonuna kadar geçer. Ekim sonu devreye girecek. Neyse tarihini bilmiyorum. Önemli değil. Bakarsınız. İki yıl demek önümüzdeki seçimlere Erdoğan'ın savaş yetkisiyle gideceği demek. İki yıl demek hani o çok 100. yıl Cumhuriyet'in 2023 deniyordu ya. 29 Ekim 2023'e yani Cumhuriyet'in 100. yılına Gene Erdoğan'ın cebinde savaş yetkisiyle gideceği demek. Sarayın cebinde savaş yetkisiyle gideceği demek. Bunu ona veriyorsunuz. Yani Erdoğan'a savaş çıkarma yetkisi veriyorsunuz. Yarın öbür gün savaş çıktığında da hiç öyle sızlanmaya şuna buna şey yok. Aynı şey dolaylı olarak Kılıçdaroğlu ve CHP iktidarı için de geçerli. Şey, CHP grubu için de geçerli. Sen Millet İttifakı içerisindesin. Ortağın evet diyor tezkereye masaya oturduğunda Meral Akşener'e bir dakika demen lazım. E canım o parti için mesele filan falan. Hayır öyle bir şey yok. Yani böyle bir şey var mı? Evet. Son derece tuhaf bir noktada iktidar muhalefet ilişkileri yürüyor. O arada metropol e bu pazar seçim olsa kime oy verirseniz diye anket yayınlamış. Bu ara anketler çok arttı. Ben sadece 1 iki anketi getiriyorum buraya ama onlarca şirket var hepsi yayınlıyor. Yani ben her gün size 3-5 anket getirebilirim ve kafanız karışır. Metropol işlerinde en saygın diyebileceğimiz pozisyonda olduğu için. Kararsızlar dağıtılmadan AKP 25, CHP 20. Kararsızlar dağıtılmış olarak da AKP 31, CHP 25.8. Şimdi burada enteresan bir şey var. Özer Sencar öteden beri ben de defalarca programda ağırladım ve Metropol anketi, Metropol şirketinin yaptığı anketleri uzun yıllardır takip ediyorum. Özer Sencar'ın ve Metropol'ün özelliği ankette çıplak sonuçları vermek, kararsızları da ayrıca göstermek. Ben kararsızları dağıtmam, kararsız kararsızdır arkadaş diyen bir isimdir Özer Sencar. Ve ilk defa kararsızlar belki de ilk defa bilmiyorum bu yani benim rastladığım ilk defa hani öyle düzelteyim. İlk defa kararsızlar protesto edenler ya da cevap vermeyenler orantısal olarak dağıtmış. O açıdan da bana enteresan geldi bu olay. Evet şimdi bir falyalı olayı var. Ee, herkes bununla ilgili soru soruyor. Ne olduğunu anlamaya çalışıyor. Erk Acerer bir dizi tweet atmış. Eee KKTC'de mide mide bulandıran işler oluyor ve maalesef bu işler hem başbakanı hem de KKTC Başbakanı hem de Türkiye'ye uzanıyor. Halil Falyalı tutuklandığı ilişkilerini biliyorsunuz. Falyalı'nın kardeşiyle iddia işi yapan Eray Kenanoğlu isimli kişi 3 sene önce silahlı saldırıya uğramıştı. Uyuşturucudan Silivri'de kalmıştı. Anladığımız kadarıyla Peker ifşalara başlayınca hem Falyalı hem de Türkiye'nin baskısıyla silahlı saldırı dosyasındaki ifadesini değiştirdi. Bir anda bir alakası yokken Peker yaptırdı dedi. Burası dosyanın Peker'le ilgili tarafı. Fakat mide bulandırıcı yön şurada. Falyalı cezaevine gönderilmişti. Pazarlık başlattı. Beni çıkarın diye şantaj yapmaya başladı. iddiaya göre bürokrat ve siyasilere müstehcen kasetleri üzerinden baskı yaptı. İşte tam burada yandı e, külüm keten el var. İddia odur ki bu kasetler hem siyasi hem de bürokratlara gönderilirken Peker'in yakınlarının eline geçti. Bunlar da Kıbrıs Başbakanı Ersan Saner'in. Görüntüleri var pisliğin dibi. Kıbrıs ve Türkiye'deki siyasi bürokratların, siyasi ve bürokratların kimlerle iş yaptığı, zaafları ve nasıl teslim olup uyuşturucu satıcılarıyla pazarlığa oturduklarını görüyorsunuz. Pisliğin dibi büyük bir kriz kapıda anladığımız kadarıyla diyor. Evet bir kasetle gitti veya bir video ile gitti Kıbrıs Başbakanı. Uygunsuz bir video sosyal ağlarda falan dolaşıma girmiş. Ve bunun arkası var diyor ve olayın olayın peker boyutuna da dikkat çekiyor. E, Falyalı'nın hastaneye kaldırıldığı bilgisi var. Çok da fazla başına gelecek bir şey yok. Hani belki en fazla bir ay 45 gün falan tutulur. Ondan sonra da yoluna gider. Öyle görülüyor. Bu tür insanların başına çok bir şey gelmiyor. Fakat burada dikkat çekici olan şeyler arasında babalar arasında bir şey var. İdrar yarışı var. Şimdi ona bakalım. Alaaddin Çakıcı 19'unda bir mesaj attı. Kamuoyuna saygılarımla diye. Önceden el yazısıyla yazıyordu. Şimdi işte efendim bilgisayar çıktısıyla yazmış. Altına da böyle işte efendim imza da atmamış bu sefer. Twitter adresinden paylaşmış. Fakat ee bu siyasi suikastlere dikkat çekiyor. Siyasi cinayetlere ee dikkat çekiyor. İşte ne bileyim bu Amerika öncülüğünde Osman Kavala serbest bırakılsın diyen ee 10 ülke büyükelçisine falan laf söylüyor. Fakat enteresan olarak... Bu ülkede son paragrafta söylüyor onu dikkat buyurun. Bu ülkede siyasi cinayetlerin olacağını gündeme getiren vatan hainlerine diyorum ki diyor. Kılıçdaroğlu'na direkt vatan haini demiş. Sadece o değil Koray Aydın falan da var. Birkaç kişi daha var. İlk siyasi cinayetiniz ben olayım. Bir dakika diyorsunuz. Babalar dünyasında ne oluyor? Falyalı olayı ki Abd Alaaddin Çakıcı Kıbrıs'ta bu arada. Yani daha güvenli ee, güvenliği açısından veya ne bileyim stratejik olarak veya Peker'in son iddialarından sonra veya Peker'in son çıkışından sonra Çakıcı Kıbrıs'a kaydırıldı. Bunun da altını çizelim. Ee, biraz erkeklik varsa beni öldürürsünüz. İlk siyasi cinayetinizde ben olmuş olurum. Evet mahalleyi karıştıran hatunlar gibi konuşur o ölçüden ileri gidemezsiniz diye de hakaretlerini sıralamış. Son derece enteresan iki kere söylemiş ilk siyasi cinayetiniz ben olayım diye. O arada Sedat Peker iddianamesi çıktı. Gerçekten babalar dünyası karışık. Ee, sadece vakay rapor yapıyorum ve vakay raporun bile ne kadar tüyler ürpertici olduğunu görüyorsunuz. Bir Cahit Çetin olayı var iddianamede. O olayı hatırlatıyor. Cumhuriyet'ten okuyorum haberi. 31 Ağustos 2017 vücudunda Sedat Peker'e atfen SP, Hedef Turan, Bir Umuttur Yaşamak dövmeleri olan Cahit Çetin İstanbul Çekmeköy'de silahla vurularak öldürüldü. Olayın üzerinden geçen 4 yılın ardından Sedat Peker'le bağlantılı olduğu ifade edilen 10 kişi gözaltına atıl, e, alındı. İşte efendim yapılan soruşturmada ifade veren isimlerin cinayeti Peker'in organize ettirdiğini söylediği belirtildi. E, Ufuk, Ufuk Yapıcı'ya bu yönde e, talimat vermiş. E, Uğur ve Selçuk Koroğlu, Köroğlu kardeşlerle irtibata geçilmiş. Tetikçi olarak Yusuf Yağma tutulmuş. Öte yandan şüpheli Ozan Batıgün infaza giden süreçte Peker'in adamlarına Cahit Çetin'in dövülüp videoya alınmasını emretmiş. Çıkan arbede de Çetin'le başa çıkılamaması üzerine öldürülmüş. İddianame böyle diyor. Batı günün emniyetteki ifadesinde şüphelilerden Ufuk Yapıcı'ya bir can gitti bunu söylemeliyiz tarzında ima, imalarda bulunduğu Yapıcı'nın ise sen Sedat Peker'i tanımıyorsun ben 5 yıldır onun yanındayım senin de benim de çocuğumu sağ bırakmaz hiç kimseye karına bile anlatma demiş. Evet. Çetin'i ölüme götüren süreç iddianamede tehdit, çeksenet tahsilatı vesaire gibi suçlarından değildi diyor Vesaire. Burada detayları var. İşte burada da e, söz konusu kişinin Sedat Peker'le fotoğrafı ve e, sağ kolundaki SP dövmesi görülüyor. Evet. Çok geniş e, konular ama enteresan. Babalar dünyası karışık. Yani bir anda <laughs> Falyalı olayı, bir anda Alaaddin Çakıcı'nın Kıbrıs'ta olması ve oradan işte efendim ilk siyasi cinayetiniz ben olayım diye tweet atması, öbür taraftan Sedat Peker iddianamesindeki detaylar. Olay karışık bakalım iş nereye gidecek gidiyor ama ilişkiler bakın sadece bir örnek vereceğim. İlişkiler, ilişkiler, ilişkiler o kadar karışık ki. Yani size cambaza bak yapıp başka yerde başka şeyi götürüyorlar. Çok tuhaf. Erdoğan'ın dünürü öldü biliyorsunuz. Defnedildi. Özdemir Bayraktar Erdoğan'ın oğlu Selçuk Bayraktar Erdoğan'ın kızı Sümeyye ile evli. Ahmet Zeki Uçok tweet atmış baş sağlığı mesajı. FETÖ'nün Balyoz kumpasıyla tutuklandığımızda birçok silah arkadaşımız gibi bizi terk ettiğinde biz silah arkadaşımız bizi terk ettiğinde bizleri hapishanede ziyarete gelen yiğit adam bir başkası. Emekli Orgeneral Ergun Ergin Saygun. Ergun Saygun olacak galiba. Neyse memleket sevdalısıydı bir miras bırakıp aramızdan ayrıldı. Evet, ilişkiler ilişkiler. Öte taraftan hani savcılar görev ediyorsunuz da bir adamın kendi kendisi kendi ayaklarıyla savcılığa gidiyor ama savcılık ona rağmen bir şey yapmıyor. Son örnek Erdoğan Bayraktar. Erdoğan Bayraktar yargılayın beni diyordu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı 17-25 Aralık sürecinde istifa eden eski bakan Erdoğan Bayraktar'ın dosyamda ne varsa hepsi doğrudur. Hem tapeler hem teknik takip sözlerine ilişkin soruşturma yapılmasına yer olmadığına karar vermiş. Efendim, evet. Durum böyleyken böyle. O arada içeride ne dramlar yaşanıyor? Türk İş Cevheri Güven yazmış. Bin kadar kişi tehlikeli tutuklu statüsünde zihin beden sağlıklarını kaybettirecek ölçüde ağır tecritte tutuluyor Türkiye'de. 2016 sonrası başlayan uygulama insan yüzü göstermeme tenine güneş değmeme esaslı S tipi ile kodlanan bilinmez bir sistemde yürüyor. S tipi. Böyle bir ülke. Diğer yandan Avrupa Birliği Türkiye raporu yazmış da demokratik kurumların işleyişinde ciddi eksiklikler var. Şurada yani 30 saniye bile ayırmamı değmez. Bugün bugüne kadar yapılan gelen giden işlere sessizlikte ve hala yok işte demokratik kurumlar şu konuda ilerleme var şu konuda gerileme var. Avrupa Birliği mülteci meselesinden dolayı Türkiye'yi böyle kapıda tutmaya. Suya sabuna dokunmayan raporlarla oyalamaya devam ediyor. Türkiye'nin Avrupa Birliği hayali rüyası şusu busu yok. Bitti yani o işler. Ama dediğim gibi bir mülteci meselesinden dolayı kapıda tutma politikası var. Daha ciddi bir şey var. Onu size söyleyeyim. F-35 krizi. Amerika Dışişleri Erdoğan'ı doğrulamadı. Erdoğan ne demişti? Bakın burada Doçevel'den okuyorum. Erdoğan demişti ki, bakın şurada işaretlediğim bölüm. F-35 konusu, yani Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 satın alacağı yönündeki haberler, F-35 konusuyla bağlantılı bir konu demişti. 1 milyar 400 milyon dolar F-35'ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu demişti ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu demişti. Yani yaptığınız ödemeleri bu F-16 pazarlığında mahsup edelim, size F-16 verelim. Aynı zamanda mevcut F-16'ları da işte efendim şey yapalım, güncelleyelim, bakımını yapalım, neyse artık update edelim falan. Fakat Amerika Dışişleri Bakanlığı bunu doğrulamadı. Washington'ın F-35 krizini çözmek için F-16 vermeyi teklif ettiğini söyleyen Erdoğan'ın açıklamalarını teyit etmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Türkiye'ye herhangi bir finansman teklifinin olmadığını belirtti. Böyle bir durum. O arada Türkiye savaş tezkeresini 2 yıllığına uzatıyor. Evet. Bir şey daha var ki bu önemli. Ee, Türkiye'nin Serekaniye işgal saldırısı sürecinde TSK'nın beyaz fosfor kullanması nedeniyle 33 kişi yanarak yaşamını yitirdi. Mühim bir iddia bu. Bunlardan 23'ü sivil, 10'u ise OSD'liydi. Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü 16 Ekim 2019'da beyaz fosfor kullanımını incelediğini açıkladı. Kasım başında ise tam aksi bir açıklama yaparak beyaz fosforun kimyasal kapsamına girmediğini, hemen tüm ordular tarafından kamuflaj ve aydınlatma amaçlı kullana, kullanan, kullanıldığını söyledi yanarak yaşamını yitirenler fosforun kimyasal olmasından değil ısıdan yanmıştı diye devam ediyor. 1980 Birleşmiş Milletler Kimyasal Silahlar Konvansiyonu tarafından kesin şekilde yasak oysa. Peki neden TSK'nın Serekaniye'de kimyasal silah kullanımı aklandı ve bu suça ortak olundu? Evet AKP'den alınan rüşvet demiş mühim bir iddia. Bunlar da önemli bu süreçte. Bu arada bir iki şey var ki onlara değinmeden geçmek olmaz. Ciddi bir ekonomik kriz var. Raflarda %30'dan beklentisi diyor ama daha fazlasına hazır olun. Batıda da bir enflasyon dalgası var ama Türkiye'deki gibi %20'ler, %30'lar, %40'lar değil. Belli ürünlerde %3-5 artış ve her zamanki yıllık enflasyonun üzerinde olacağı varsayılıyor. Covid-19, sonbahar paniği, hastaneler doldu, kısıtlamalar geliyor, yeni salgın başladı haberleri de doğru. Benim yaşadığım İngiltere'de e, Covid vaka sayıları tüm zamanların e, rekorunu yakaladı ve hatta şöyle de bir durum oldu. Tüm zamanların rekorunu yakaladığı gibi size o e, şeyi göstereceğim. İngiltere'deki son grafiği. Evet. Tüm zamanların rekorunu yakaladığı gibi ölüm sayılarında da artış var. E, Buraca. 19 Ekim itibariyle resmi hükümet sayfasından getiriyorum Covid rakamlarını. Solda İngiltere'de 43.000 19 Ekim itibariyle vakaya yükselmiş ki şu grafikte de görüyorsunuz. Evet. En yüksek noktada olduğu görülüyor. Şurada da günlük ölüm sayıları var. 223. Orada da rakam çok yüksek. Altta da grafik görülüyor. Fakat burada Sağda da e, yoğun bakımdaki hasta sayısı 921. Günlük bunlar. E, ölüm e, rakamının üstüne bir not düşülmüş. Onun anlamı şu. Son 28 günde testi, test sonucu pozitif çıkıp hayatını kaybeden kişi sayısı demek. Yani son 28 günde herhangi bir şekilde Covid testi pozitif çıkmış ve 28 gün içinde ölmüşse bir kişi Covid ölümü olarak kayıtlara geçiyor. İsterse kalpten ölmüş olsun. Bu önemli bir detay ve İngiltere bunu Covid salgınının, pandeminin ilk aylarında biraz bocaladı. Bazı rakamlar içerideydi, bazı rakamlar dışarıdaydı ama ondan sonra bu şekilde oturttu. Evet Yani son bir ay içinde herhangi bir şekilde testiniz pozitif çıkmış ve kalpten başka bir nedenden ölmüşseniz, Direkt buraya rakamınız Covid ölümü olarak yansıyor. Ha orada bakalım İngiltere'de çift doz aşılama e, yüz, yani çift doz aşılama %78.9. Yani yaklaşık yüzde %80 nüfus çift doz aşılanmış durumda. Bu aşılarda BioNTech ve Oxford, Astra, Zeneca. E, Türkiye'de e, olay tabii daha çok Sinovac aşısıyla insanlar çift doz aşılandığı için Biontech'le de bu belki takviye edilmeye çalışıldı. Benim yaşadığım ülke İngiltere'de de 3. doz veya destek doz ne, neyse artık takviye doz aşısı e, yoğun bir şekilde konuşuluyor. 50 yaş üstü şu anda e, üçüncü doz aşıyı e, 50, yaş, 50 yaş üstüne 3. doz aşı uygulanıyor. Ve zannediyorum çok yakın bir gelecekte haftalar içerisinde 50 yaş altından başlayarak bütün yetişkinler 3. doz, 3. doz aşıyla aşılanacak. Bu da önemli bir risk ve e, gündemimizde bu konu var. E, herkes bir şekilde Covid virüsüyle e, tanışacak. İngiltere'de tekrar e, kısıtlamaların, maske vesaire, mesafe gibi uygulamaların devreye girmesi tartışılıyor. Bugün BBC'de ana gündemdi ve hayatımızda belli ki Ekim ayı biterken Kasım gelirken bu kısıtlamalarla e, kışa giriyoruz diyebiliriz. E, hayatımızda böyle bir değişiklik tekrar olacak ama eskisi gibi daha yoğun kısıtlamalar, yoğun önlemler görmeyeceğiz. ...gibi. Kendinize mukayyet olun. Çok önemli. Çevremdeki çoğu aile... ...çoğu tanıdığım bir şekilde... ...enfekte oldu veya işte... ...covid pozitif çıktı. Ayakta geçiren var. Yatarak geçiren var. Hafif atlatan var. Hastanelik olan var. Var oğlu var. Çift doz aşılamaya rağmen. Dolayısıyla bir şekilde okullarda açık... ...çocuklarda... ...bir şekilde bu... ...virüsün serbestçe dolaşmasına yardımcı oluyorlar. Her neyse... Ama devletlerde yapabilecek bir şey yok. Yeterince kapalı kaldık ve hayatı artık e, sürdürmek, devam ettirmek ve bununla yaşamak zorundayız. Politikasını benimsemiş durumda. Ben görevimi yaptım. Çift doz aşıladı merkezi. Üçüncü doz da geliyor. E siz de biraz dikkat edin hayatınıza. Ölümleri de büyük ölçüde düşürdüm filan diyor hükümetler. Bakabildiğim görebildiğim kadarıyla da şu anda başka da bir çare görünmüyor. Evet saraya iki yıllık savaş yetkisi bunu çok konuşacağız. Çok konuşacağız. Önümüzdeki haftaların, ayların gündemi bu olacak. Ne zaman muhalefet liderleri şehitlerle ilgili, sınır ötesindeki savaşla ilgili olarak, işte Suriye ile ilgili, Irak ilgili olarak falan bir şey demeye kalktığında bunu götürün önlerine koyun. Ağzına kürekle vurun demeyeceğim. Hani devlette işte bir pozisyonları var. İleride mühim noktalara gelebilirler falan. Verdiğiniz krediyi almayın ama hatırlatın yani. Evet. Bir sonraki manşette buluşmak umuduyla hoşçakalın.